Evet, bugüne kadar birçok profesör, doktor ve doçentle buradan tartıştık ve onların yanlışlarını ortaya koyduk. Bunlardan birisi Kozmik Profesör, benim kitaptaki bilgi ve belgeleri aldığı, kullandığı için mahkemelik olduk. Başka bir profesör doktor, herbalist, insanları yanılttığı için onun hakkında da konuştuk. Bir doktor, panakçı, bizim ürünlerin sahtesini ürettiği için iksirle jelin mahkemelik olduk. Başka bir diyet uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi de Karatay diyetiyle ilgili yapmış olduğu son zamanlardaki televizyon programlarında yanıltıcı ve gerçekçi olmayan bilgiler verdiği için de onunla da ilgili maalesef istemeyerek de olsa birkaç konuşma yapmak zorunda kaldım. Bazıları bunu belgelememi istediler. Belgeledik. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya, New York'ta McDougall Kadın Araştırmalar Enstitüsü, Doktor John McDougall'ın yapmış olduğu araştırmalarda et, peynir, yumurta yiyenlerin idrarında aşırı oranda asit tespit etmesi, kalsiyum tespit etmesi, protein ağırlıklı beslenenlerde aşırı oranda bir asitlenme olduğunun belgelemesi, bu asit vücudumuzu yok etmek için çok yoğun kalsiyum harcadığını belgelemiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Evet, bununla ilgili şimdi yeni bir belge, yeni bir bilgi sunacağım. Bu da Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil. Biraz da soyadı biraz Hotamışlıgil. Nobel ödülüne bir defa değil, 5 defa en az layık bir insan, ama Türk olduğu için maalesef Nobel ödülünü ondan esirgiyorlar. Çünkü Hotamışlıgil Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Ana Bölüm Başkanı, Harvard Üniversitesi'nde 41 yaşında profesör olmuş. Ekibindeki doktorlar Japon, Rus, İngiliz, her milletten insan. Obezitenin bir genetik bozukluktan kaynaklandığını ve geni bulmuş bir insan. Karaciğer yağlanması, şeker hastalığı ve obeziteye karşı çalışmalar yapmış. Bu konuda büyük başarılar elde etmiştir. Hotamışlıgil dünyada bir elin parmaklarında sayılacak kadar nadir ilim adamlarından birisi. Hücre merkezinde protein yapan, kolesterol yapan endoplazmik retikulum, burası merkez. Aynı zamanda kalsiyum depolar, hücre içerisindeki endoplazmik retikulum kanallarda kalsiyum depolar, yapmış olduğu araştırmalarda belgelemiştir bunu. Kalsiyumu tüp şeklinde aktif olarak depoluyor. Enerji yapımında kullanılıyor. Hotamışlıgil'in tabiriyle 12 silindirli bir motorun çalıştığını düşünün. Bu enerji meydana gelirken kalsiyum da burada bir katalizatör olarak görev yapıyor. Aktif rol oynuyor. İşte aktif kalsiyum özel bir tüpte muhafaza ediliyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Oksijen tüpleri gibi, sanayideki oksijen tüpleri çelikte nasıl muhafaza ediliyorsa, hücre içerisinde endoplazmik retikulumun içerisinde özel kanallar var. Bu kanalların içerisinde muhafaza ediliyor. Kalsiyum işlem sırasında kullanılıyor. Bu tüplerdeki sızma, kalsiyumun azalması, yani tüpler zayıflarsa tüplerin etrafındaki yağ tabakasındaki zafiyet, bazı yağ türlerindeki zafiyetten kaynaklanıyor. Kalsiyum sızmasına sebep oluyor. Kalsiyum sızması karaciğer yağlanması, şeker hastalığı ve obeziteyi tetikliyor. Bunu söyleyen dünya çapında ilim adamı Hotamışlıgil ve ekibi yıllarca yapmış oldukları araştırmalarda bunu belgelemişlerdir. Endoplazmik retikulumun sadece protein sentezlemediği, aynı zamanda kolesterol sentezlediği, yağ sentez, yani yağ ve kolesterol yaptığı, kalsiyum depoladığı, enerji ürettiği, yani birçok metabolik faaliyette bulunduğunu belgelemiştir yapmış olduğu ekibiyle çalışmalarda. Dünya çapında bir buluş. Aslında söylediğim gibi en az 4-5 defa Nobel ödülü alması gerekiyor ama malum çevreler ona bu ödülü vermek istemiyorlar. Neyse. Şimdi daha önceki konuşmalarımda da McDougall Kadın Araştırmalar Enstitüsü 3200 bayan üzerinde yapılan araştırmada et, peynir, yumurta yiyenlerde idrarında 1. çok yoğun oranda asit, 2. çok yoğun oranda kalsiyum tespit etmişti. Yani et, peynir, yumurta yediğinizde besinler yağ içerir. Yağlar yağ asidi aside dönüşüyor. Kan asitleniyor. Kanın pH değeri 7.40 hafif alkalik ortama doğru kayarsa, binde ikilik, yani 7.40'tan 7.35'e hayati tehlike başlıyor. Bu nedenle asit mutlak suretle nötrleştirmesi gerekiyor bünyemizin. Neyle birleştirecek? Kalsiyumla. Kanın içerisinde bulduğu kalsiyum asitle hemen reaksiyona giriyor, birleşir, asitik tuz oluşur. Artık bu nötr bir maddedir, tehlikesizdir. Bu nötr madde ileride atılmak için bünyenin zayıf noktalarına, bağ dokularına, ara dokulara depolanır. Asidi nötrleştirmek için, fakat sürekli yanlış besleniyorsa kişi, aşırı et, peynir, yumurta yiyorsa, aşırı asitlenme devam ediyorsa, bu sefer ne yapar? Kanda kalsiyum bulamazsa asidi nötrleştirmek için, çünkü asit tehlike demek, damarların iç yüzeyindeki lipid çok yoğun özel bir yağ tabakası ve kalsiyum içeriklidir. Bu damarın içerisindeki kalsiyumu emer. Epitel dokudaki, çok hassas dokudaki kalsiyumu emer. Ya bu ne demektir? Bu şu demektir. Su borusunda, bahçenizin sulayacağınız su borusunda çivi batmıştır, sağına soluna su sızdırmaya başlar. İşte damarların iç yüzündeki kalsiyumu asit emerse sünger gibi kendine çeker. Damarların iç yüzeyinde çentikler oluşur. Bu çentikler kolesterolla yama yapılmaya çalışır. Bu şuna benzetilir. Oturmuş olduğunuz odanın duvarlarındaki tuğlalar çıktı, herhangi bir iş kazası. Yavaş yavaş çıktı, birkaç tane tuğla çıktığını düşünelim. Bu duvarlardaki tuğlanın yerine kağıtla geçici olarak tıkıyorsunuz hava almasın diye. Bunun gibi. Damarların iç yüzeyinde kalsiyumdan dolayı açılan delikler kolesterolla yama şeklinde kapatılır. Fakat bu tam bir kapatma değildir. Yamalı kapama, tehlikelidir. Kişinin tansiyonu yükselirse beyin kanaması, kalp krizinden ölebilir. Riziko büyüktür. Yani kalsiyumla damarların iç yüzeyindeki tahribatın, yamaların önlenmesi gerekir ama kalsiyum asidoz için kullanıldığı için ortada kalsiyum yetersizliği mevcut olduğu için bu mümkün değil. Zamanla asit damarlarda kalsiyum bulamazsa artık kemideki kalsiyum emmeye başlar. Kemikteki kalsiyum oranı azalırsa osteoporoz, kemik erimesi başlar. Kemik erimesi illaki yaşlılarda veya bayanlarda olacak diye bir şart yok. Ben yumuşak doku romatizması nedeniyle, fibromiyalji nedeniyle 13 sene ilaç kullandım. Kullanmış olduğum ilaçlar bende. Önce gastrit, sonra ülser, sonra bronşit, alerji vesaire bir sürü hastalığa tetikledi. Bu hastalıklardan biri de kemik erimesine sebep oldu. Osteoporoza yakalandım 26 yaşında. Ortopedi doktoruna gittim, dedi ki kemik erimesi var dizinde. Neden dedim, bu yaşta insanda kemik erimesi olur. Aşırı ilaç kullanmışsınız. Yani kimyasal ilaçlar da asidoza sebep oluyor. Hayvansal besinler de asidoza sebep oluyor. Yanlış beslenme, içinde kimyasal katkı maddesi içeren cips, jelibon, gofret, kek, sucuk, salam, sosis, konserveler, bunlar da içerisinde kimyasal madde içerir. Bu tür yanlış gıdalar, işlenmiş gıdalar kimyasal madde içerir. Her türlü kimyasal maddeyle katkı maddesi içeren besinler, kimyasal ilaçlar ve aşırı hayvansal besinler asidoza sebep olur. Bu da kemik erimesini tetikler. Sadece kemik erimesini değil, beyin kanamasını, kalp krizini, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, bütün hastalıkları asidoz tetikler. Asidoz ayrıca bakteri, virüs ve mantarlar için yaşam alanıdır. Bakteri, virüs ve mantarlar asidik ortamda hızlı yayılır. Bağışıklık sistemi alkalik ortamda daha güçlüdür. Bu nedenle sağlıklı beslenmek gerekir. Et, peynir, yumurta aşırı tüketmek tehlikelidir. Kaliforniya'da yapılan son yeni bir araştırmada 27.000 kişi üzerinde 13 yıl süren araştırma yapılmıştır. 13 yıl içerisinde 27.000 kişiden günde ortalama 2 veya daha fazla yumurta yiyenlerde prostat kanseri daha çok gözükmüştür. Yarım yumurta yiyenlerde daha az prostat kanseri olduğu tespit edilmiştir. Neden? Çünkü yumurtanın içerisinde arahidon asit var. Et, peynir, yumurta da yine arahidon asit var. Arahidon asit lökotrini tetikler. Lökotrin iltihapları tetikler. Kişide fibromiyalji, ankilozan spondilit, artrit, artroz gibi romatizmalı hastalıklar, sistemik lupusu tetikler, BHCT tetikler vesaire vesaire. Yani asidik ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızlı yayılır. Sayın Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi protein ağırlıklı beslenin diyor. Et, peynir, yumurta. Yani dünyada protein ağırlıklı beslenmek mümkün değil. Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos, Çin, Hindistan. 4 milyarı geçkin millet Güneydoğu Asya. Pirinç ağırlıklı besleniyorlar. Bu insanları protein ağırlıklı beslendiğini düşünün. Bir ayda ne büyükbaş, ne küçükbaş, ne de kanatlı hayvan kalır bu bölgede. Ha, Türkiye'de de kalmaz. Türkiye'de mesela insanlar protein ağırlıklı beslense günde ortalama 1 milyon koyun demektir, kesmek gerekir. 25 günde 25 milyon koyun yok olur. Zaten 25 milyon koyunu var Türkiye'nin. Protein ağırlıklı beslendiği zaman Türkiye'de 2 ay içerisinde hayvan kalmaz. Yani akıl ve mantık dışıdır protein ağırlıklı beslenmek. Protein elbette ki tüketmek gerekir. Türkiye'de insanlar günde 2 tane yumurta yese ortalama 300 milyon tavuk gerekir. Yani protein ağırlıklı beslenin demek kolay ama bunu nasıl mümkün hale getireceksiniz? Mümkün olduğunu düşünelim. sebep olmuş olduğu asidozu nasıl önleyeceksiniz? İşte Dukan diyetinde mesela Doktor Pierre Dukan Dukan diyetini yapın derken karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, kalp damar rahatsızları olanların asla Dukan diyeti yapmamalarını tavsiye ediyor. 1. 2. Çok yoğun tempolu günde en az 2 saat spor yapacaksın diyor. Neden? Asidi atmak için vücuttan. Asidoz oluşuyor. Ve sürekli Dukan diyeti yapanların kan tahlil yaptırması gerekir 3 haftada bir. Dukan diyetiyle Karatay diyeti arasındaki fark nedir ki? Aslında Dukan diyeti, Karatay diyeti veya Atkins diyeti, Florida diyeti vesaire vesaire birçok isimle anılan bütün bu diyetlerin temeli 1920'de Hollywood'da ortaya çıkmıştır. Hollywood diyetidir aslı. Amerikalı artistlerin geliştirmiş olduğu Hollywood diyeti, protein ağırlıklı beslenme, o günden bugüne kadar çeşitli doktorlar tarafından, ilim adamları tarafından değiştirilerek kendi adlarıyla anılan çeşit diyetlere biraz orasından ekleyerek veya kırparak değişik isimlerle anılan diyet türleri üretilmiştir. Sayın Profesör Doktor Canan Karatay, Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil'i dinleyin. Protein diyetinin ne kadar tehlikeli olduğunu görürsünüz. Çünkü protein diyeti asit demek, asit kalsiyumu emer. Kalsiyum yetersizliği çok çok tehlikelidir. Çünkü obezite, şeker hastalığı, karaciğer yağlanması, damarların iç yüzeyinde zafiyeti tetikler. Bu da bütün hastalıkları tetikler. Araşidonik asidin yükselmesi, romatizmalı hastalıkları tetikler. Kalsiyum yetersizliği, damarlar zayıfladığı için beyin kanaması, kalp krizini tetikler. Yani bir şey söylüyorsanız ilmin gerçeğinde konuşmanız gerekir. Televizyon dolaşıp da bir şeyler anlatmak, bildiğinizi iddia etmek doğru değil. Yani yaptığınız şey maalesef ilmi temelleri sağlam değil. Hotamışlıgil'in, Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil yapmış olduğu araştırmada tüplerin içerisinde muhafaza eden aktif kalsiyumun kaybının obezite, karaciğer yağlanması ve şeker hastalığını tetiklediğini belgelemiştir. Profesör Doktor Hotamışlıgil dünya çapında birçok üniversitede obezite, şeker hastalığı, karaciğer yağlanması ile ilgili çeşitli ödüller almıştır. Dünya çapında 3-5 ilim adamından biridir. Yeni bir gen keşfetmiştir. Obezitenin sebebi artı şeker hastalığının sebebini keşfetmiştir. Ben durup dururken hiçbir ilim adamını şöyle de böyledir demem. Bu insan farklıdır. Neden farklı? Buluşlar yapmıştır. Yıllarını emek vermiş ve bir gerçek ortaya sunmuştur. Siz hiçbir araştırma, bilgi ve belgeye dayanmadan 80 yıl, 90 yıl, 93 yıldır Avrupa'da, Amerika'da obeziteye, kalp damar rahatsızlarına, şeker hastalığına, karaciğer yağlanmasına sebep olan protein diyetini yani allayıp pullayıp millete satmaya çalışmanız yanlış. Bu yanlışın yanına biraz da doğrular katarak süslüyorsunuz. Doğru bir şey değil yaptınız. Bir an önce yanlıştan dönüp insanları aydınlatmanız gerekir. Burada şu var efendim. Hamurlu yiyecekler, karbonhidratlı besinler, özellikle tatlı vesaire, bazı meyveler zararlı diyorsunuz. Bu millet 18.000 yıldır tahıl ve bakliyetle besleniyor. Bir problem olmadı. 18.013 yıldır. Anuva İmparatorluğu'nun devletini kurduğu günden bugüne kadar. Düne kadar problem olmayan karbonhidratla beslenme bugün neden problem oluyor? Bu bir hastalık, ayrı bir konu. Ama açalım. Günümüzde insanların karbonhidratı beslendikleri zaman obez olmalarının sebebi bağırsak florasının bozulmasından kaynaklanır. Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri vardır. 2 kilo bakteri. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalıdır. B6 vitamini, B12 vitamini üretirler. Faydalı bakteriler, Lactobacillus ve Bifidobakterileri yağları yağ asitine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratı glikozlara dönüştürür. Bizim için çalışırlar. Evet. Kişi işlenmiş gıda tüketirse, bu sucuk, salam, sosis olabilir işlenmiş. Veya konserve balık, konserve zepse, konserve meyve, katkı maddesi, kimyasal katkı maddesi içeren cips, jelibon, gofret, bisküvi vesaire işlenmiş gıda, kimyasal madde içeriyor hepsi. Tehlikeli maddeleri içeriyor. Koruyucu madde denilenler bakteriye karşı koruyor. Ama biz onu kullandığımızda bağırsaklardaki faydalı bakteri yok ediyor. İşlenmiş gıdalar bir, tehlikeli olan, iki, kimyasal ilaçlar. Bunlar bağırsak florasını bozuyor. Bağırsaktaki faydalı bakteriler azalırsa, bu 2 kilonun ikisi de faydalı. Ama siz bunun birini öldürdünüz, geriye kaldı bir. Yarısı ne oluyor? Tehlikeli mantarlar yerleşiyor. Mantarlar ne yapıyor? Yemiş olduğumuz besinlerdeki karbonhidratları, besinlerdeki şekeri toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gazlar. Zehirli gaz. Bunlar karaciğere, pankreasa, mideye zarar veriyor. O organlarda, iç organlarda sıkışma sebep oluyor. 2. Alkol üretir. Bağırsaktaki mantarlar. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol. 3. Hormonsu toksik madde üretir. Histamin, penisilin gibi. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Özellikle zehirli alkoller nereye gidiyor? Bağırsaklar yakıyorlar. 1. Bağırsaklar yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalırsa, mesela örnek vereyim, diamino oksidaz, histamini seviyede tutan özel bir enzimdir. Bu enzimin azalması histaminin sürekli yükselmesidir. Histamin oranı sürekli yükselirse polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborreik eksem, birçok deri hastalığı, alerjik hastalığı ortaya çıkar. 2. Proteinler amino aside dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Homosistein, homosistein de denir. Homosistinin ortaya çıkması LDL kolesterolü tetikler, LDL kolesterol oksitlenir, oksitlenir, LDL kolesterolü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Makrofaj bunu yiyerek yutar, parçalar, ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkar. Bu da damarlarda plak oluşmasına sebep olur. Yani kandaki homosistin oranının yükselmesi de kalp damar rahatsızlarını tetikler. Yani hastalıkları ne tetikliyor? Asidoz, bağırsaktaki mantarlar ve bu mantarların sebep olmuş olduğu homosistin oranının yükselmesi ve enzimin azalması, diamino oksidaz. Yani bütün olay bu. Mantarı yok ettiğiniz zaman ve aşırı hayvansal besinlerle beslenmediğiniz zaman ve işlenmiş gıda tüketmediğinizde, doğal beslendiğinizde ve kimyasal ilaç kullanmadığınızda sağlığınıza kavuşursunuz. Artı bir de şu var. İbn-i Sina diyor ki, günde 2 öğün sağlık, 3 öğün hastalıktır buyuruyor. 2 öğün sağlık, 3 öğün hastalık. Neden? Sabah kalktınız, kahvaltınızı yaptınız saat 8. Yemiş olduğunuz gıdayı sindirmek için pankreas insülin salgılar. Yemiş olduğunuz besin yağ ve şekere dönüşerek depolanır. Yağ ve şeker. 4 saat içerisinde şekeri harcar. 4 saat sonra depolanan yağı yakmak, enerjiye dönüştürmek için leptin salgılaması gerekir. Leptin hormonunu salgılayabilmek için kişinin yememesi gerekir. Eğer ki 4 saat içerisinde veya 4 saat sonra herhangi bir şey kişi abur cubur yerse veya herhangi bir şey yerse tekrar insülin salgılar. Akşama kadar artık leptin salgılamaz. Akşam yemeğinden de tekrar leptin yemeğinde de insülin salgılar. 6'da diyelim yemek yediniz. 6'dan 10'a kadar tekrar kişinin bünyesi leptin salgılamaz. Çünkü hazır gıda var. Yani şeker var hücrelerde. Glikoz var. Depolu, onu harcayacak. Tembelleşiyor. Yağdan enerjiye dönüştürmüyor yağı. Yağı şekere dönüştürmüyor. Hazır şekeri kullanmayı seviyor. Kişi saat 10'a doğru acıkır. Eğer bir şey yerse tekrar insülin salgılar. Bu ne demek? Kişi maça, yani diyelim ki herhangi bir maç, AB takımı Galatasaray Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Hakem takımın birini tutuyor, A takımını, ve ona diyor ki haksız 5 defa penaltı veriyor. Ne oldu? 5-0 mağlup başlıyor maça. Bunun gibi biz de günlük yanlış beslenmemiz nedeniyle abur cubur yeme, 2 öğünden fazla yemek yediğimizde pankreas sürekli insülin salgılıyor. Yediğimiz gıdaları şekere, yağa dönüştürüyor. Yağı eritecek leptin salgılanmasını bünyemize müsaade etmiyoruz. Bu da sürekli yağlanma demek. Kişi günde 2 öğün yerse asla kilo almaz. Alsa bile aldığı kilolar yavaş yavaş verir. Tabii ki burada asidoza sebep olacak hayvansal besinleri aşırı tüketmemek gerekir. İşlenmiş gıda yememek gerekir. Kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Evet. Hotamışlıgil'in yapmış olduğu yıllar süren klinik araştırmalar sonucunda hücre içerisindeki endoplazmik retikulumdaki tüpler içerisindeki kalsiyum kaçağının obezite, karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, damar sertliği gibi birçok hastalığı tetiklediğini Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil belgelemiştir. Kalsiyum kaçağı ve kalsiyum yetersizliği hastalıkların anasıdır. Bunun sebebi de asidozdur. Sayın Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi asidoz konusunda Sayın Hotamışlıgil'den biraz bir şeyler öğrenin. Benden öğrenmeyi belki tenezzül etmezsiniz. Herbalist vesaire diyerekten, her neyse. Hürmetler, saygılar. Siz en kısa süre içerisinde, sizden beklentimiz bir basın toplantısı düzenleyip hatalarınızı gördüğünüzü ve düzeltmeye karar verdiğinizi duymaktır. Aksi takdirde bu ülkede birçok insan beyin kanamasından, kalp krizinden vesaireden ölürse bunun sorumlusu sizsiniz. Benim tanıdığım birçok insan aşırı hayvansal besinlerle beslenen insanlar içerisinde kalp krizinden, beyin kanamasından ölen birçok insan var. Oldu. Yanlış beslenme ölüme götürür. Protein diyeti tehlikelidir. Protein diyeti yapan kişi günde en az 2 saat ağır tempolu spor yapması gerekir. Asidozu vücuduna atması için. Siz yarım yamalak bilgilerle insanları yanıltıyorsunuz. Lütfen hatanızı düzeltin. Hürmetler, saygılar.